Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle Avrupa basınında bir haber görmektesiniz. Haberin başlığı ABD S-400'ü göz önünde bulundurarak Türkiye'yi zeytin dalı uzattı şeklinde bir başlık kullanılmış. Çok kısaca 2-3 cümle okuyalım. Türkiye kendi yerel savaş uçaklarını bağımsız bir şekilde geliştirmeye ve araştırmaya başladı. F-35 avcı uçağı edinme hevesi azalırken mevcut Türk hükümeti S-400'ü benimsemeye hevesli ve Rusya'dan ikinci partiyi almak için çabalıyor şeklinde bir haber servis edilmiş. Modern Diplomasi nokta Avrupa'dan bunu okuyabilirsiniz. Diğer haberimiz TÜBİTAK SAG Genel Müdürü Gürcan Okumuş. Çok az sayıda bulunan Ramjet motorlu süpersonik füze üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda sonuç alacağımızı düşünüyoruz şeklinde kendisinden açıklamalar geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte an itibariyle Pakistan'ın başkenti İslamabad'a varmış bulunuyor. Burada 3 gün süren toplantılara Katılacak. Bir diğer haberimiz, Azerbaycan'da yerinden edilmiş kişiler komisyonu başkanı tarafından yapılan açıklamada. Ermeniler Karabağ sorunu öncesinde olduğu gibi Azerbaycan'da bizim vatandaşımız olarak yaşayabilecekler şeklinde açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'a ait insansız hava aracının özel teknik yöntemler kullanılarak indirildiğini açıkladı. İnsansız hava aracının Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtiliyor. Burada Griffon 12 tipi Rus yapımı insansız hava aracını görmekteyiz. Dediğimiz gibi vurulmadı. Özel teknik yöntemlerle indirildiği belirtiliyor. Kısaca elektronik harp sayesinde. Diğer haberimiz Salyan ilçesine bağlı Kurgaraşlı köyünde 20 yaşındaki Azerbaycanlı askerimizin maalesef üzücü bir durumu paylaşılmış. Geçmiş olsun diyelim. Bir diğer haberimiz Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Asanov provokasyonları önlemek için kararlı adımlar atma emri verdi. Sözde Rus barış gücü askerlerinin Ermenistan'ın Gegerkunik eyaletinin Kut köyüne geldiği belirtiliyor. Bilindiği gibi Zengezur'a yavaş yavaş Rus ordusu yerleşmeye başladı. Geçen gün ilerle Rusya arasında yapılan anlaşmayla bu bölge Rus askerlerine bırakılmıştı. İlginç bir haberimiz var. Neden ilginç olduğunu söyleyeceğim. Önce haberi okuyalım. Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de resmi temaslarda bulunuyor. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Hava Kuvvetleri pilotlarının Türkiye'de savaş uçaklarının eğitimlerine katılması kararı alındı. Bilindiği gibi Azerbaycan ordusu Rus uçaklarını kullanıyor. Yani F16'ları kullanmıyor. Dolayısıyla burada ilginç bir karar olmuş. Muhtemelen Azerbaycan F16 siparişi verebilir veya belki de Hürkuş, Hürjet gibi uçaklar için burada eğitim alınacak da olunabilir. Detay paylaşılmamış. Diğer haberlerimiz Kazakistan ve Kırgızistan Dünya Çocuk Günü'nü kutluyor. Burada Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından yapılan açıklamada 1 Haziran Dünya Çocuk Günü ülkenin genç neslinin mutlu bir çocukluk geçirmesi ve sağlıklı, çok yönlü vatandaşlar olarak yetiştirilmesi için gerekli koşulları oluşturmak stratejik bir görevdir. Bu Kazakistan'ın parlak bir geleceğinin garantisidir açıklamasını yaparken kendisi tarihten ders çıkaracağız. Böyle bir trajedinin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız şeklinde 31 Mayıs'ta Kazakistan'da anma günü bilindiği gibi dolayısıyla buna özel bir mesaj yayınlamış. Benzer şekilde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un da bugüne özel mesaj yayınladığını görmekteyiz. Diğer haberimiz eski Kırgızistan Başbakanı altın madeni soruşturmasında gözaltına alındı. Kırgızistan'ın eski Başbakanı Ömürbek Babanov, Kumtor Altın Madeni Projesi'nin geliştirilmesi sırasında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı Global yayınlanmış. Diğer haberimiz... Türk Havayolları Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'in baş antrenörü Ergin Ataman Almanya'nın vize politikasına sert tepki gösterirken ülkemiz aleyhine çalışanlara vize veren Almanya bizim ailemize vize vermedi bu karar pandemi ile alakalı değil siyasi açıklamasını yaptı. Almanya demişken Almanya Başbakanı Merkel geçen hafta Avrupa Liderler Zirvesi'nde Belarus'a karşı alınan yaptırım kararının doğru ve gerekli olduğunu söyledi. Merkel Almanya ile Fransa arasında çevrim içi olarak yapılan ortak bakanlar kurulunun ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü ve burada bakanlar kurulunda gündeme gelen konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun Soçi'de bir araya gelmelerine ilişkin soruya cevap veren Merkel, burada çekilen fotoğraflardan Avrupa'nın hareket yeteneğinden oldukça etkilenildiği sonucunun çıkarılabileceğini belirterek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde tedbirlerimizi çok hızlı ve kararlı bir şekilde açıklamamızın çok iyi olacağına inanıyorum. Bunlar doğru, bunlar gerekli ve gelişmeler üzücü. Lukashenko ve Putin'in Soçi'de buluşması buna engel değil ifadesini kullandı. Diğer haberimiz bilindiği gibi neredeyse Mısır'ın almadığı uçak kalmadı. Rusya'dan, ABD'den, Fransa'dan uçak alıyorlar. Burada KFX'in yeni müşterisinin Mısır olabileceği belirtiliyor. Neden böyle bir iddia var? Çünkü dün Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ülkenin savunma bakanı Muhammed Ahmet Zaki'nin Güney Kore Cumhuriyeti'nden gelen meslektaşı Kang Un Ho ile Mısır'ın başkenti Kayre'de askeri işbirliğini görüştüğü ifade edilmiş. Dolayısıyla bu şekilde bir karar bekleniyor. Diğer haberimiz Financial Times tarafından yapılan bir araştırmada Nestle'nin sağlıksız ürünlerle dolu olduğu belirtilmiş. Burada görmektesiniz dahili bir belgeye göre satılan ürünlerin yalnızca %37'si 5 yıldız üzerinden 3.5'u aşmayı başarıyor şeklinde sağlık indeksine yönelik bir haber servis edilmiş. Diğer haberimize bakalım. Bangladeş, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi planlıyor mu şeklinde bir haber servis edilmiş. Bangladeş, elektronik pasaportlardaki İsrail hariç maddesini kaldırdı. Ancak İsrail'e karşı dış politika duruşunun değişmediği belirtiliyor. Afganistan'daki çadır kültürünü görmektesiniz. Dört ayrı çadır örneği bulunmakta. İlki Türkiye Yörük Çadırı, ikincisi Kırgız Çadırı, Üçüncüsü Kazak çadırı, dördüncüsü ise Türkmen çadırı. Bilindiği gibi Afganistan'ın neredeyse %45'inin Türk olduğu bilinmekte. Bir diğer haberimiz önemli bir gelişme. Bilindiği gibi Kırgızistan'la Tacikistan arasında geçen aylarda önemli gelişmeler yaşanmıştı. Dün önemli bir görüşme gerçekleşti. 31 Mayıs 2021'de Tacikistan Cumhuriyeti'nin Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Nazirmet Alizoda ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbeyev arasında görüşme gerçekleşti. Görüşmede Tacik-Kırgız sınır sorunu görüşüldü. Muhataplar sınır bölgesinde barış ve istikrar atmosferini sürdürerek devlet sınırının sınırlandırılması ve buradaki yeni sınırın belirlenmesi için Konuları tartıştılar. Burada Tacikistan'ın ulusal çıkarları dikkat alarak karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler arayacağı da belirtilmiş. Hoşça kalın.